Gençler selam, kampımızın dördüncü haftasındayız. Mutlak değer konumuz olacak. Arkadaşlarım, mutlak değerden hemen sonra ise mutlak değerin konu testini çözeceğiz ve bu haftayı noktayı koyacağız. Bu hafta dört tane konu işledik. Ödev yüküm biraz ağır olacak. Geçen haftadan ben seni uyarmıştım. Umarım geçmiş haftalardan sen kendine ödev yükü bırakmamışsındır. Eğer bıraktıysan da şimdiden sana geçmiş olsun. Bir an önce hızlanman lazım. Bak, bir an önce hızlan. Ve ödevlerini tamı tamına yap. Tamam. Bu hafta bir güzel, biraz da uzun olabilir bir değerlendirme videosu gelecek. Tamam. Onu da izlemeni tavsiye ederim. Kamp nasıl gidiyor? Neler yapmamız lazım? Bundan sonraki süreçte hangi olaylara dikkat etmemiz lazım? Çünkü yaz sıcaklarıyla beraber biraz da böyle biraz rehavet olmuş olabilir. Dolayısıyla özellikle 12. sınıflar, sizlere söylüyorum. Sizler çalışmaya başlamak için okulun başlamasını bekliyorsunuz. Hata yapıyorsunuz arkadaşlarım. Mezun arkadaşlarınızın ise çoğunun yapmadığı bir hata bu. Ama mezun arkadaşlarda biraz böyle salmışlıklar görüyorum, seziyorum ki zaten mesajlar da geliyor bana. Dolayısıyla arkadaşlar yapmanız gerekenleri o değerlendirme videosunda bir güzel size anlatacağım. Şimdi hazırsanız, abone olduysanız ve videoyu beğendiyseniz dersimize başlayalım. Mutlak değer konumuz. Mutlak değer nedir? Bir sayının sayı doğrusu üzerinde başlangıç noktası, referans noktası yani sıfıra olan uzaklığıdır arkadaşlar. Bir sayının sayı doğrusunda sıfıra olan uzaklığıdır. Ki uzaklık dediğimiz şey arkadaşlar. Şimdi örnek veriyorum. Aklıma ilk gelen şehir deyip Konya oluyor. Ben Ankara'dayım. Buradan Ankara'dan Konya 251 kilometre değil mi? Şimdi ben buradan Konya'ya giderken 251 kilometre yol kat ediyorum. Konya'daki bir vatandaş da benimle aynı anda, şu anda şöyle bir cümle kurabilir. Ben buradan kalkıp Ankara'ya 251 kilometre yol giderim. Ya da buradan Ankara'ya 251 kilometre der. Yani ben oraya giderken 251 kilometre gidiyorsam, o buraya gelirken neden eksi 251 kilometre yol gitmiyor? Çünkü arkadaşlar uzaklık negatif olamaz da bu yüzden. Yani bu olaya nereden bakarsan bak, uzaklık daima pozitiftir. Uzaklık pozitif olduğu için de biz şunu söyleyemeyiz. Ben buradan kalkıp Konya'ya eksi 251 kilometre gittim diyemem. Tamam. Neye göre eksi olacak? Oradan buraya gelen mi eksi diyecek? Buradan oraya giden mi eksi diyecek? Neye göre eksi? Dolayısıyla arkadaşlarım uzaklık negatif olamaz diyoruz. Uzaklığın en küçük alabileceği değer nedir? Ondan da bahsetmeden geçmeyelim. Bir uzaklığın alabileceği en küçük değer sıfırdır arkadaşlar. Bir cismin başka bir cisme olan uzaklığı minimum sıfırdır. Dolayısıyla uzaklık en küçük sıfır olur. Ve diğer tüm durumlar için uzaklık daima pozitiftir. Bunu sakın unutmuyorsunuz. Şimdi uzaklık sıfır olduğu için de buradaki A'nın etrafına, sağına soluna attığımız çizgiler aslında uzaklık belirtiyor. Biz bunları hep geometri dersinde çok ama çok sık görüyoruz. Hatta geometrideki hemen hemen bütün sorularda görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir ABC üçgenimiz olsun, örnek veriyorum. ABC üçgeni. Ne diyoruz? AB şurada eğer 3 cm yazıyorsa AB eşittir 3 cm diyoruz değil mi? Yani bunu okurken AB eşittir 3 cm diyoruz ama burada aslında asıl amaç şu. A'nın B'ye veya B'nin A'ya olan uzaklığı 3 cm'dir demeye çalışıyoruz. A noktasının B noktasına ya da B noktasının A noktasına olan uzaklığı 3 cm'dir demeye çalışıyoruz. Ve işte bu kenarındaki çizgiler de arkadaşlarım aslında matematikteki mutlak değer çizgileridir. Uzaklık belirttiği için bu şekilde çizgiler kullanıyoruz. Tamam. Şimdi tekrar ediyorum. Bu çizgiler uzaklık belirtmek için kullanılıyor. Ve burada sadece ama sadece A yazdığına bakmayın. Ne hocam bu o zaman? A'nın uzaklığı mı? A'nın uzaklığı değil. Burada da şöyle bir örnek verelim. Örnek veriyorum. Benim boyum 1.83. Tamam, yani 183 cm yazalım. 183 cm bu SML'nin boyu. Tamam, bir de benim kardeşim var, Burak. Burak'ın boyu da 175 cm arkadaşlar. Şimdi şöyle diyebilir miyiz? Benim boyumla Burak'ın boyunun arasındaki fark kaç santimetredir? Tabii ki şunu yaparsınız bakın. 183'ten 175'i çıkarırsınız ve dersiniz ki hocam 8 santimetredir. Yani sizinle kardeşinizin boyları arasındaki fark 8 santimetre. Kimse şunu yapmaz bak.
He tamam, ben bu soruyu çözeceğim. 175'ten 183'ü çıkardım hocam. Eşittir eksi 8 santimetre. Fakat uzaklık negatif olamayacağı için bunun mutlak değerini alacağız. 8 santimetre demez kimse. Tabii doğal olarak neyin neye olan uzaklığını bulmak istiyorsak büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarırız. Tamam mı? Şimdi olay bu. Peki hocam, bu bize şunu nasıl açıklıyor? Yani bu niye böyle tek başına A ki, A'nın neye olan uzaklığı? Ben ne dedim hep? Bir sayının sıfır olan uzaklığı. Yani bu şekilde mutlak A veriyorsak bu demek oluyor ki A'nın sıfıra olan uzaklığı. Şimdi siz iki sayı arasındaki farkı, iki sayı arasındaki uzaklığı nasıl buluyordunuz? İşte bir sayıdan diğerini çıkarıyorsunuz ve mutlak değerini alıyorsunuz, değil mi? Peki o zaman bu aslında mutlak değer A demek. Şu mu demek oluyor? Sıfırdan, pardon, A'dan sıfırı çıkardım hocam mı demek oluyor? Evet, işte aynen bu demek oluyor. A'nın sıfıra olan uzaklığını nasıl hesaplarsın? A'dan sıfırı çıkarırsın. Veyahut sıfırdan A'yı çıkarırsın ve dersin ki işte tamam, A'nın sıfır olan uzaklığı bu da doğrudur, bu da doğrudur. Bir sıkıntı yok. Şimdi bundan kaynaklı da gençler, bundan kaynaklı eğer ki A sayısı pozitifse, bakınız şöyle gösterelim. Şurası arkadaşlar sıfırımız olsun. A sayısı pozitifse başlangıçta veya sıfır, sıfıra eşitse, A'nın sıfır olan uzaklığı kaç birimdir? Şurası kaç birim arkadaşlar? Hocam tabii ki A birim. Doğru mu? Peki. A negatifse, ya A negatifse, o zaman da bakın şöyle diyeceğiz. Şurası sıfır. Şurası sıfır. Hocam burası da A. Ama unutmayın, A negatif. Bak bu kelimenin altını, bu cümlenin altını iyice çizin. A negatif. Güzel. Şimdi A'nın sıfır olan uzaklığı ne diye sorduğum zaman A diyen olursa yapıştırırım ağzına. Öyle bir şey yok. Tamam. Neden yok? Çünkü A'nın negatif olduğunu kabul ettiysek biz eğer, sen uzaklığa da negatif diyemezsin. O zaman aynısını şu örnekle açıklayalım. Burası 0. Negatif olan bir sayı bulalım. Eksi 5 mesela. Tamam mı? Eksi 5'in 0'a olan uzaklığı nedir? Eksi 5 midir? Hayır, uzaklık negatif olamaz. Eksi 5 değildir. Nedir peki? Tabii ki 5 santimetredir. 5'tir. 5 birimdir. Aslında birimi neyse. Bak iyi dinliyorsun. Ne yaptık? Eksi 5'i eksiyle çarptık ve uzaklığı bulduk. O zaman sen uzaklığı bulabilmek için A'yı, yani buradaki negatif sayıyı eksiyle çarpacaksın ki uzaklığı bulacaksın. Yani aslına bakarsanız eksi A sayısı A negatif olduğu için eksi A sayısı pozitiftir. Burada zaten A pozitif olduğu için uzaklığı da direkt A diye aldık. Bundan kaynaklı da işte A sıfırdan büyük veya eşitse bu direkt A diye çıkar. A sıfırdan küçükse, yani negatifse de eksi A diye çıkar diyoruz sevgili arkadaşlar. Bir öğrenci, daha doğrusu bir öğrenci değil de aklımda kalan, en çok kalan oydu. Birçok öğrenci sordu bunu bana. Ben dershanelerde, kurumlarda ders anlatırken. Hocam bu mutlak değer hep pozitif çıkarmıyor muydu? He diyorum. Tamam, çıkarıyor. Hocam o zaman buradaki eksi ne ayak diyor mesela. Yani evet, aynen böyle soruyor. Çalıştığım muhitle alakalı bir durum ama her dönem. Hocam o zaman buradaki eksi ne ayak diyor. Ben de anlatıyorum yani, diyorum ki A negatif. Bak A negatif. Negatifse sen bu uzaklığı belirtmek için ne yaparsın? Pozitife çevirmek lazım bunu. Negatif bir sayıyı neyle çarparsan pozitif olur? Negatifle. He, işte ondan kaynaklı eksiyle çarpıyoruz ki eksi A da pozitif oluyor. Yani burada çıkan sonuçlar olarak A da pozitif oluyor. Eksi A da pozitif oluyor. Eğer A pozitifse A zaten pozitif. A negatifse eksi A pozitif oluyor. Anlaştık. Peki bunları sayısal olarak çok daha net anlayacaksınız. Mesela eksi 5 demiş. Mutlak değer. Eksi 5'in 0 olan uzaklığı kaç birimdir? 5. Eksi köküçün 0 olan uzaklığı da köküçtür. Peki hocam 1 eksi köküç ne demek? Bak şimdi burada da ayrı bir anekdot var. 1 eksi köküç şudur. 1'in köküçe olan uzaklığı demek. Köküçe olan uzaklığı demek. He tamam. Demek ki neyden neyi çıkarıyorsak birinin diğerinin olan uzaklığını buluyoruz. O kadar basit aslında. Tamam. Neyden neyi çıkarıyorsak birinin diğerinin olan uzaklığını hesap ediyoruz. Şimdi birin köküçe olan uzaklığı diyoruz ya. Bir nerede güzel kardeşim? Bir şurada. Köküç nerede? O köküç birden daha büyük. Şimdi birin köküçe olan uzaklığını nasıl hesaplarsın sen? Köküçten biri çıkarırsın, değil mi? İşte bundan kaynaklı köküç eksi bir diyoruz bunun cevabına biz.
Aslına bakarsanız ezbere dayalı eğitim sisteminde şöyle de öğretiliyor. 1 eksi kök 3, içeri baktınız arkadaşlar. Evet, baktık, ne çıktı? İşte 1 kök 3'ten daha küçük değil mi? Demek ki içerisi negatif. O zaman pozitif olması için ne yapmamız lazım? İçeriye eksiyle çarpıp dışarı çıkarmamız lazım. Yanlış bir cümle var mı? Hayır. Peki hangisi daha öğretici diye düşünmek lazım. 1'in kök 3'e olan uzaklığından bahsediyoruz dedik. 1 burada, kök 3 burada. 1'in kök 3'e olan uzaklığını bulmak için ne yaparsın? Şundan şunu, yani büyükten küçüğü çıkarırsın. Bundan kaynaklı da kök 3-1 diye çıkar diyoruz. Tamam mı? Olay aynen ve tıpkı bu şekilde. Pi-2 demiş. Mesela 2 burada. Sen pi'nin yaklaşık değerinin 3.14 olduğunu biliyorsun. Pi de burada. 2'den büyük yani. O zaman nasıl çıkarırsın bak bunu? Pi'den 2'yi çıkarırsın. Nasıl öğretiliyor ezberci eğitim sisteminde? İçerisi zaten pozitif ya, olduğu gibi çıkar. Ya öyle bir dünya yok işte. Bunu sen çocuğa ezberletirsen o çocuk da ezberlediğini yarın bir gün unutur. Sana tekrardan aynı soruyu sorar. Sen de aynı şekilde tekrardan ezberletmek zorunda kalırsın. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Olay aynen burada anlattığım gibi, umarım anlamışsındır. Şimdi birinci örneğimize başlayalım. A küçük b küçük c olmak üzere. A eksi c artı falan filan ifadesinin eşidi nedir diye sorulmuş. Şöyle diyeceğiz. Saçlarım nasıl olmuş bu arada? Yakıyor değil mi? Jilet gibi. A eksi c. Buna zaten yapacak bir şey yok. Bu zaten olduğu gibi a eksi c. Şimdi a eksi b'nin mutlak değeri. Bu ne demek aslında? A eksi b'nin mutlak değeri diye okumayalım bunu artık. A'nın b'ye olan uzaklığı. Şimdi a sayısı şurada, b sayısı burada, c sayısı burada. A'nın b'ye olan uzaklığını nasıl bulursun? Tabii ki b'den a'yı çıkarırsın değil mi? Dolayısıyla b eksi a yazıyorsun. Bak bu neye dönüştü? Buna dönüştü. C eksi b. C'nin b'ye olan uzaklığı demek bu da. Bak c'nin b'ye olan uzaklığını bulmak için c'den b'yi çıkarırsın. Burası da c eksi b. Oldu bitti işte, sana soru ya. Bak çözümünü bulduk. Bu kadar basit. Eksi b artı b. Eksi a artı a. Eksi c artı c gitti. Sonuç koca bir sıfır arkadaşlar. Devam edelim ikinci sorumuzla. Bakın a'nın negatif olduğunu bize söylemiş bu eleman. A negatifse arkadaşlar sıfır buradadır, a buradadır. Doğru mu? Şimdi bu ne demek? Eksi a'nın sıfıra olan uzaklığı demek değil mi? Şimdi a buradaysa eksi a nerededir? Hocam eksi a pozitiftir. Ve eksi a'nın sıfıra olan uzaklığı nedir o zaman? Büyükten küçüğü çıkarırsın. Bundan bunu çıkar, eksi a. İşte bak en çok kafanızın karıştığı noktalardan bir tanesi. Hocam a negatifse. Şimdi bak bunu biz ezber olarak öğretiyorduk, tamam mı? Bak vallahi ezber olarak öğretiyoruz. Başka hiçbir şey değil. A negatifse eksi a. Diyoruz ki mesela çocuğa bu nasıl dışarı çıkar? Hocam a diye diyor. Ama niye a diye çıksın? Eksi a diye çıkar. A zaten negatif, tamam mı? Bunu öğrenmenin en güzel yolu bak. A negatif değil miydi? Evet, sıfırın solunda. Eksi a nerededir o zaman? Simetriğinde, yani sıfırın sağında. Peki eksi a'nın sıfıra olan uzaklığı nedir? E tabii ki bundan bunu çıkarırsın. Eksi a birimdir. Dolayısıyla burası nasıl çıkıyormuş? Eksi a. Peki 3a'nın mutlak değeri. 3a nerede arkadaşlar? Yine 0 burada. 3a da burada olacak. 3a'nın sıfır olan uzaklığı ne? Şimdi direkt 3a diyemem. Niye? Negatifti. O zaman eksi ile çarparsın. Eksi 3a'dır dersin. Bak burası da eksi 3a diye çıkıyor. Şunun mutlak değeri zaten 3 olduğunu biliyorsunuz. Başında eksi var. Eksi 3. Bu da o zaman eksi 4a diye çıkacak. Nasıl ki 3a eksi 3a diye çıktı. 4a da eksi 4a diye çıkacak. Peki. Toplayalım o zaman. Eksi a, eksi 4a, eksi 8a mı yaptı? Eksi 8a, eksi bir de burada neyimiz var? 3'ümüz var. Cevap da buymuş diyeceğiz sevgili gençler. Tamam. Peki, devam edelim. Bilgiyle, mutlak değerin özellikleri. X ile y'nin iki tane sayıyı çarpıp da bunların sıfır olan uzaklığını merak ediyorsanız, bu sayıların ayrı ayrı sıfır olan uzaklıklarını çarpabilirsiniz arkadaşlar. Ezberlemek isteyenler, İki sayının çarpımının mutlak değeri bu sayıların mutlak değerlerinin çarpımına eşittir. Aynı şekilde bölümleri de sağlar. Fakat burada y sıfırdan farklı olmak zorunda. Şart. X'in sıfır olan uzaklığından y'nin sıfır olan uzaklığının farkının sıfır olan uzaklığı küçük veya eşittir x artı y'nin sıfır olan uzaklığından. Bu da küçük veya eşittir mutlak x artı mutlak y diyoruz. Yani bu ne demek? Örnek veriyorum, x'i eksi 2 seçtiniz. Y'yi de 3 seçtiniz. İkisi birbirinden farklı zıt işaret. Şimdi şöyle diyoruz. Mutlak değer. Şuraya eksi 2 yazarsanız eksi 2'nin mutlak değeri 2. Eksi. 3'ün mutlak değeri de 3. Bunun mutlak değeri küçük veya eşittir. Eksi 2 ile 3'ü topladığınız 1 yapar. 1'in mutlak değeri, o da küçük veya eşittir. Eksi 2'nin mutlak değeri 2. 3'ün mutlak değeri 3.
Bakın sağlar mı? Eksi 1'in mutlak değeri 1, küçük veya eşittir 1. O da küçük veya eşittir 5. Şu an hepsi sağladı mı? Sağladı. Sonuçta 1, 1'e eşit. 1 de 5'ten küçük arkadaşlar. Demek ki böyle bir eşitsizliğimiz de olacakmış. X üzeri n'nin mutlak değeri, x'in mutlak değerinin n'ninci kuvvetine daima eşittir. Burada n pozitif tam sayı ise eğer. Üçüncü örneğimize bakalım. X reel sayı, x reel sayı ve aynı x sıfırdan küçük olmak üzere. Sıfırdan küçükmüş bakın. Eksi 3x nasıl çıkar dışarı? Eksi 3x diye çıkar çünkü x negatifti zaten. Şimdi bakın x üzeri 6 pozitif olduğu için olduğu gibi çıkar. X üzeri 6 pozitifti, eksi ile çarptığımız negatif oldu. Bu negatifi dışarı nasıl çıkaracağız? Eksi ile çarparak çıkaracağız. Yani burası x üzeri 6 diye çıkacak. Önünde bir de ne vardı? Eksi vardı. Bölü, bölü. Alt kısma bakıyorum. X negatifti unutmayın. Şurası eksi x diye çıkar. Şurası da eksi 2x diye çıkar. Pekala. Şimdi üst tarafa baktığımız takdirde x üzeri 6 ile eksi x üzeri 6 zaten gidiyor. Üst taraf eksi 3x. Alt taraf ise eksi x, eksi 2x daha eksi 3x yapar. Peki cevabımız neymiş arkadaşlar? Tabii ki aynı iki sayıyı birbirine bölerseniz cevap 1 çıkacaktır deriz. Dördüncü örneğimize bakıyoruz. X'in 2'ye olan uzaklığı artı x'in bu ne şimdi? 4'e olan uzaklığı mı? Yok öyle ya ama. X'in neyi çıkarırız? Eksi 4'e olan uzaklığı demek ki bu da zaten eksi eksiden kaynaklı x artı 4 yapar. Çaktın köfteyi sen. X'in eksi 4'e olan uzaklığı ve x'in 1'e olan uzaklığı. Bunların toplamının alabileceği en küçük değer. Bak şimdi çok mantıklı. İnanılmaz mantıklı bir şey yapacağım. Gençler burası eksi 4'e olan uzaklıkta. Eksi 4 burada. Tamam. Şu 1'e olan uzaklıkta 1 burada. Şu da 2'ye olan uzaklıkta 2 de burada. Şimdi arkadaşlar buradan bir x seçtiğiniz takdirde örnek veriyorum. Çok iyi dinliyorsunuz. X'i ben şurada bir yerde seçtim, tamam mı? X'in eksi 4'e olan uzaklığı şu kadar. X'in 1'e olan uzaklığı burası. X'in 2'ye olan uzaklığı burası. Şu 3 büyüklüğünü toplamak daha akıl kârı. Yoksa kestirmeden ben X'i tam olarak 1'in üzerinde seçersem. X'in eksi 4'e olan uzaklığı. X'in 1'e olan uzaklığı tam üstünde olduğu için 0 çıkar zaten. Bir de artı X'in 2'ye olan uzaklığı. Bakın burada 3 tane değer topluyorum. Burada sadece 2 tane değer topluyorum. Dolayısıyla eğer bu şekilde 3'lü, 5'li... İşte tek sayıda adedi olan 1, 2, 3 tane mutlak değerlerin toplamının en küçük değeri soruluyorsa siz buradaki x'i ne seçmelisiniz biliyor musunuz? Tam ortadaki, yani bakın 1. Yani şurayı 0 yapmaya çalışıyorsunuz. Tam onun üzerinde seçeceksiniz o değişkeninizi, tamam mı? Yani x'i ne seçeceksiniz? 1. X 1 olursa burası 0 olur zaten. Burası 5 olur. Burası da ne olur? Eksi 1'in mutlak değerinden 1 olur. 1 artı 5'ten biz bu ifadenin alabileceği en küçük tam sayı değerini, en küçük değeri 6 buluruz sevgili arkadaşlarım. Bu şekilde bu soruların çözümlerini yapabilirsiniz diyelim. Ve geçelim bir diğer sayfamıza, 83. sayfamız. Bakın şimdi ne demiş bana? 3 eksi a'nın, yani 3'ün a'ya olan uzaklığı a eksi 3 olmuş değil mi? Şimdi 3'ün a'ya olan uzaklığından bahsediyor bakın. A eksi 3 diye çıktıysa demek ki a daha büyük olacak. Şu şekilde. Yani 3 arkadaşlar a'dan küçüktür veyahut eşit de olabilir. Çünkü a sayısı 3'e eşitse 3'ten 3'ü çıkar 0. 3'ten 3'ü çıkar 0. 0 0'a eşittir çünkü 0'ın mutlak değeri de 0'dır. Değil mi? Dolayısıyla küçük veya eşittir diyorum. Bir diğer yandan 16'nın 2a'ya olan uzaklığı direkt 16'nın 2a'ya olan uzaklığı diye çıktıysa madem öyle demek ki 16-2a ne olmak zorunda? 0'dan büyük veya eşit olmak zorundaymış. Şimdi şu kısma bakalım. A'nın 3'ten büyük veya eşit olduğunu bulduk. Bir de burada 16 büyük veya eşittir 2A diyeceğiz. Ve her iki tarafı 2'ye böldüğünüz 8 büyük veya eşittir A geldi. Yani bu ne demek oluyor? 3 küçük veya eşittir A. O da küçük veya eşittir 8 mi demek oluyor? Madem öyle A'nın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sorulmuş. 3 var, 4 var, 5 var, 6 var, 7 var ve 8 var. Yani totalde 6 tane sevgili arkadaşlarım A'nın alabileceği farklı tam sayı değerleri varmış. Altıncı örneğimiz. ABC sıfırdan farklı reel sayılar olmak üzere A'nın sıfır olan uzaklığının A'ya bölümü, B'nin sıfır olan uzaklığının B'ye bölümü ve C'nin sıfır olan uzaklığının C'ye bölümü toplamının kaç farklı değeri vardır diye sorulmuş bize. Şimdi buradaki mutlak değer A dediğimiz ifade dışarı ya eksi A ya da artı A diye çıkacaktır. Sıfırdan farklıymış sonuç olarak. Burası eksi B veya artı B, burası da eksi C veya artı C diye çıkacaktır. Şimdi demek ki
eksi a diye çıkarsa eksi a'nın a'ya bölümünden eksi 1, artı a diye çıkarsa a bölü a'dan 1 gelir. Eksi b'nin b'ye oranı eksi 1, b'nin b'ye oranı 1, eksi c'nin c'ye oranı eksi 1, c'nin c'ye oranı da 1'dir arkadaşlar. Tamam, buraya kadar umarım anlaşıldı. Yani arkadaşlar bu 3 değer şu, şu ve şu. Bunların alabileceği 2 tane değer varmış. Eksi 1 veyahut 1. Hepsi eksi 1 olabilir. Eksi 1 artı eksi 1 artı eksi 1'den eksi 3 gelecektir. Bunlardan bir tane, 2 tanesi eksi 1, bir tanesi artı 1 olabilir. Böylelikle cevap eksi 1 gelecektir. Bir tanesi eksi 1, diğerleri 1 olabilir. Buradan cevap 1 gelecektir. Ve son olarak hepsi artı 1 olabilir. Buradan da cevap tabii ki 3 gelecektir. Yani bu toplamın eksi 2, 2 veyahut 0 olma gibi bir lüksü olamaz arkadaşlar. Kaç farklı değeri varmış? Eksi 3 var, eksi 1 var, 1 var, 3 var. Yani toplam 4 farklı değer mevcuttur diyeceksiniz arkadaşlar. Tamam. Anlaştık mı? Devam ediyorum mutlak değerli denklemlerle. Şimdi denklem olacak işin içinde. Bu denklemleri arkadaşlarım mutlak değer tanımına uygun bir şekilde çözeceğiz. A ve B reel sayılar ve A sıfırdan farklı ve C de sıfırdan sonsuza kadar olan aralıkta nasıl diyeyim yarı açık aralıkta olmak üzere AX artı B'nin mutlak değeri C'ye eşit bu denklemin çözüm kümesi nedir diye soruluyor. Aslına bakarsanız AX'in eksi B'ye olan uzaklığı C birimmiş de diyebiliriz. Şimdi burada arkadaşlar AX artı B dediğimiz ifade pozitif de olabilir, negatif de olabilir. Yani ben size şöyle bir şey söylesem, örnek veriyorum. X'in mutlak değeri 5 ise X ne olabilir? Ya hocam ya 5 olur ya da eksi 5 olur. Çünkü ikisinin mutlak değeri 5'tir sadece. O zaman güzel arkadaşım bak ben de diyeceğim ki sana. Burada AX artı B'nin mutlak değeri C ise içerisi ne olabilir? Hocam ya C olur ya da eksi C olur diyeceksin. Madem öyle AX artı B'yi bir C'ye, bir de yine AX artı B'yi eksi C'ye eşitleyeceksin. Buradan AX eşittir C eksi B gelecek. Buradan AX eşittir eksi C eksi B gelecek. Buradan X eşittir C eksi B bölü A'yı yakalayacaksın. Buradan da X eşittir eksi C eksi B bölü A'yı yakalayacaksın. Hatta bu X'ler karışmasın diye isim de verebilirsin. X1 ve X2 biçiminde, tamam mı? Çözüm kümesi sorulmuştu. Çözüm kümemiz de hangisi daha küçükse, şu daha küçüğe benziyor eksili olduğundan, eksi c eksi b bölü a virgül c eksi b bölü a, bu da benim çözüm kümemdir diyeceksin. Tabii ki bunlar formül niteliğinde değil. Ben sana sadece nasıl çözüm yapman gerektiğini tek tek anlatıyorum. Bunlar formül niteliğinde değil. Bunlar olması gerekenler arkadaşlar. Şimdi geçelim bir diğer sorumuza. Sen soruların üzerinde daha iyi anlıyor gibi duruyorsun ha? Ha, yanlış düşünmüyorum değil mi? Çünkü genelde öyle olur. Örnek 7. 2x-3'ün mutlak değeri 15'ti. O zaman 2x-3 nedir arkadaşlar? Ya 15'tir. Çünkü 15'in mutlak değeri 15'tir. Veyahut -15'tir. Çünkü -15'in de mutlak değeri 15'tir. O halde buradan 2x eşittir ne gelir? 18. X kaç gelir arkadaşlar? 9. Buradan 2x eşittir -12. X kaç gelir arkadaşlarım? -6. Bu durumda da çözüm kümesi sorulmuştu. Küçük olanı -6, büyük olanı 9 olduğu için -6 ile 9 vardır bizim çözüm kümemiz içerisinde. Cevabımız da budur diyebiliriz gençler. Ve tabii devam ediyorum örnek 8'de. Bakın bu sefer mutlak değerin içine mutlak değer yerleştirmiş. Ne halt yiyeceğiz? Şunu yapacağız. İçerisi yani mutlak değer x-2-3. Diyeceksin ki hocam ya 4 olabilir ya da bu mutlak değer x-2-3 -4 olabilir diyeceksin. Buradan -3'ü ve -3'ü karşıya fırlat. x-2'nin mutlak değeri eşittir 7 olur hocam. Veyahut x-2'nin mutlak değeri eşittir -1 olur hocam. Şimdi gençler bu ne demek? X'in 2'ye olan uzaklığı 7 ise demek değil mi? x-2 eşittir 7 ise ya 7'dir özür dilerim ya da x-2 eşittir -7'dir. Ya da sen buradan akıl yürütürsün dersin ki ya x diye bir sayı var. 2'ye olan uzaklığı 7 birimse bu sayı ya 9'dur dersin ya da -5'tir dersin. Yani aynı şunun gibi x eşittir -2'yi karşıya attın 9. -2'yi karşıya attın -5. Bakın iki tane değer bulduk. Peki yan tarafa bakalım. X'in 2'ye olan uzaklığı kaç demiş? -1. Şimdi var ya bunu bile yaptığım zaman şunu yapan arkadaşlar var.
x eksi 2 eşittir hocam eksi 1'dir veya x eksi 2 eşittir hocam artı 1'dir. Bir eksili bir artılı çıkardım. Ya o iş yalan, o işi geç, o iş ezber, başka hiçbir alt değil. Neden biliyor musun? Çünkü sen mutlak değerin tanımını unuttuğun için ya da bilmediğin için bir sayının bir başka sayıya olan uzaklığının negatif olamayacağını bazen unutuyor olabilirsin. Unutmayacaksın bunları. Buradan çözüm mözüm hiçbir halt gelmez. Dolayısıyla bizim çözüm kümemizde ne olacaktır? Bir eksi 5, bir de 9. Başka bir şey olamaz gençler. Ve devam ediyorum. Şunu kapattım, geri aldım. Devam ediyorum arkadaşlar 9. sorumla. X'in 2'ye olan uzaklığı artı 4'ün eksi 2x'e olan uzaklıkları toplamı 6. Bak şimdi x'in 2'ye olan uzaklığı eyvallah. Bu kalabilir. Şu içeriği de 4'ün içinde de 2 var. 2x'in içinde de 2 var. 2 parantezini aldım. Açtım mutlak değeri. Bu şekilde parantezler alabilirsin. 2 eksi x dedim. Eşittir 6. Şimdi şu ne demek oku bakayım. X'in 2'ye olan uzaklığı. Eyvallah. Şu ne demek? 2'nin x'e olan uzaklığı. Şimdi bilgisayarın başında dur. Dur orada. Kal öyle. Ben de tam burada kalıyorum. Hiç yerimi değiştirmiyorum. Aynen bu şekilde duruyorsun. Tamam mı? Şu an benim sana olan uzaklığım ne kadar? Şöyle hesaplayabiliriz bunu. Sen beni görüyorsun şu an ama ben seni görmüyorum. Sen hesapla ya. O bilgisayarından hesapla, tamam mı? 55 santimetre. Eyvallah. Peki SML hocanın sana olan uzaklığı kaç? O da 55 santimetre değil mi? Yani senin ekrana olan uzaklığın da 55 santim. Ekranın sana olan uzaklığı da 55 santim. Bir şey değişiyor mu? Değişmiyor. E şimdi buraya okuyorsun. X'in 2'ye olan uzaklığı. 2'nin X'e olan uzaklığı. O zaman bunlar aynı şey. Yani ben bunu X eksi 2 artı 2 çarpı yine X eksi 2 biçimde yazabilirim. Eşittir 6 olacaktır. Burayı umarım anladın. Çünkü çok değerli bir bilgiydi. Burada bir tane, burada iki tane mi mutlak değer x eksi 2 var? O zaman toplamda 3 tane mutlak değer x eksi 2 ile karşılaşırsın. Eşittir 6'dır dersin. Her iki tarafı 3'e böldüğün takdirde de x eksi 2, yani x'in 2'ye olan uzaklığı eşittir 2 dersin. Buradan x eksi 2 ya 2'dir ya da arkadaşlarım eksi 2'dir. X eşittir 4 gelir veyahut x eşittir 0 gelir. Bu denklemi sağlayan x değerlerinin toplamı sorulmuştu bize. 4 ile 0'ın toplamı da tabii ki 4'tür. Cevap da budur deriz. 10. örneğimize bir el atalım şimdi. Hemen ivedilikle. 2x eksi 3. Yani 2x'in 3'e olan uzaklığı 2023'müş. Denkleminin kökler toplamı. Şimdi ne diyoruz? 2x eksi 3 eşittir 2023 diyoruz. Bir de 2x eksi 3 eşittir eksi 2023 diyoruz. Eksi 3'ü karşıya fırlatıyorsunuz ama toplamayın, tamam mı? 2x eşittir 2023 artı 3 ya da 2x eşittir eksi 2023 artı 3 diyorsunuz. Her iki tarafı 2'ye böleceksiniz. Böylelikle birinci x'imiz 2023, bakın hala toplamıyorum. Onların 2026 olduğunu dedem de biliyordu ama biz toplamıyoruz. Bölü 2, x2 diyorsunuz eşittir eksi 2023 artı 3 bölü 2 diyorsunuz. Bize ne demiş? Köklerin toplamı sorulmuş. Hadi gelin şunla şunu bir güzel toplayalım. Paydalar eşit mi? Eşit hocam. O zaman artı 2023 ile eksi 2023 gider. 3, 3 daha 6 yapar. Bölü 2'den kökler toplamı olan x1 artı x2 arkadaşlarım ne gelir? 3'ün ta kendisi gelir. Cevabımız da bu olur deriz. 10. örneği, yani 83. sayfamızda bitirdik. Artık geçtik 11. örneğe, 84. sayfamıza. 2a artı 1'in mutlak değeri, yani 2a'nın eksi 1'e olan uzaklığı a artı 4'müş. Kökler çarpımı sorulmuş. Bakın 2a artı 1 hocam ya a artı 4'tür veyahut bu 2a artı 1 denilen sayı eksi a eksi 4'tür diyeceksiniz ki tüm bu işlemlere başlamadan önce size olan tavsiyem de şudur. Şu kısım var ya, işaretlediğim kısım. Bu kısmın da tabii ki ne olması lazım? Sıfırdan büyük veyahut eşit olması lazım. Neden? Çünkü mutlak değerin sonucu olduğu için burası bize uzaklık belirtiyor. Uzaklık hiçbir zaman negatif olamaz. Ya sıfırdır ya da sıfırdan büyüktür. O halde a'nın ne olması gerekiyormuş? Eksi 4'ten daha büyük veya eşit. Yani ben eksi 4'ten daha küçük bir değer bulduğum an bu benim için hiçbir şekilde bir kök olamaz. Bunu kök olarak kabul edemem. Şimdi gelin a'ları bulalım. A'yı bu tarafa fırlattım a. 1'i bu tarafa fırlattım 3. Tamam. 3 eksi 4'ten büyük mü? Büyük. O zaman kök kabul ederiz. Burada ise 2a değil. Eksi a'yı bu tarafa atalım önce. 3a gelir. 1'i karşıya atarsanız eksi 5 olur.
Ve A sayısı da buradan ne gelir? Eksi 5 bölü 3 gelir gençler. Eksi 5 bölü 3 eksi 4'ten daha mı büyük? Evet. Köklerin çarpımı sorulmuş. Yani 3 kere eksi 5 bölü 3 sorulmuş. Peki tabii 3'ler gider. Cort, cort. Cevap ne gelir arkadaşlar? Eksi 5 gelir deriz. Ve 12. örneğimizdeyiz. 3x artı 2m'nin mutlak değeri x eksi m'nin mutlak değerine eşit. Bu denklemi sağlayan x değerlerinin toplamı 7 olduğuna göre m kaçtır diye soruluyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Üsttekinin aynısını, hiçbir şey değiştirmeyeceğiz. 3x artı 2m eşittir x eksi m'dir diyeceğiz. Veyahut 3x artı 2m eşittir tabii m eksi x diyeceğiz. M eksi x nereden geldi? Bunun eksilisi. Şimdi gençler, x'i bu tarafa fırlattınız. 2x kaldı. 2m'yi diğer tarafa fırlattınız. Eksi 3m olmuş oldu. Buradan eksi x'i bu tarafa davet ettik. 4x, 2m'yi karşıya salladık. Eksi m geldi. Ve x buradan eksi 3m bölü 2 olurken diğer x'de eksi m bölü 4 oldu. Şimdi bunların toplamından bahsetmiş. Ben eksi 3m bölü 2 ile eksi m bölü 4'ü toplayacağım ya hani. Paydaları bir eşitleyelim önce. 2 ile genişlettim. Eksi 6m eksi m bölü 4 eşittir 7. Yani eksi 7m bölü 4'e tekabül eder bu da. Madem öyle güzel arkadaşım, şu 7 ile şu 7'yi götürsek de şurada 1 kalsa olmaz mı? 4'ü de 1'in yanına çarpım olarak fırlatsak. Böylelikle eksi m eşittir 4 olsa ise m kaç olur? Eksi 4 olur. İşte bu da bizim cevap niteliğinde bir ifademiz arkadaşlar. Tamam. 13. sorumuz. 13. A'nın 4'e olan uzaklığı, B'nin eksi 3'e olan uzaklığı, 3C'nin eksi 6'ya olan uzaklığı 0 olduğuna göre A artı B artı C toplamı nedir diye sorulmuş bize. Bak şimdi. Güzel kardeşim, iyi dinliyorsun. Şunu şuradan bir alalım. Şuraya şöyle bir güzel yapıştıralım. Sonra da gelelim şunu şöyle çekelim. Büyükçe dursun, tamam mı? Şu ne? Uzaklık mı belirtiyor? Bu da mı uzaklık belirtiyor? Bu da mı uzaklık belirtiyor? Uzaklıklar genelde neydi? Pozitifti. En küçük de sıfır olabiliyordu. Peki 3 tane uzaklığın toplamı sıfırsa o zaman nedir? Bu ne anlama gelir? Hocam demek ki bunların her biri sıfır. Tamam, ancak 0 artı 0 artı 0 sıfır yapar. Yani bunlardan bir tanesi pozitifse diğerlerinden bazılarının veya ikisinin de negatif olması gerekiyor ki sonuç sıfır çıksın. Negatif olamadığına göre uzaklık, demek ki bunların alayı sıfır. Şimdi madem alayı sıfır, aman Allah'ım ne yaptım? Heh, şöyle yapalım. Şimdi kaydet tuşuna bastım. Biraz bekleteceğim arkadaşlar. Umarım erkenden kaydedecektir diye tahmin ediyorum. Bu sırada ne yapıyorsunuz? Nasılsınız, iyi misiniz diye ben sizle muhabbet edebilirim ama. Bilgisayar bir kaydetsin. Kayıt da etti bu arada. Tekrar derse mi dönsek diyeceğim de. Neymiş arkadaşlar? Onu da hemen tekrar edelim. Uzaklık belirten ifadeler. Birden fazla ifade var. Mesela 3 tane ifade var. Sen bu uzaklık belirten ifadeleri topladığın zaman sonuç 0 çıkıyorsa demek ki o uzaklık belirten ifadelerin her biri 0'mış. Tamam. Şimdi devam edelim dersimize. A-4, B-3 ve 3C-6'nın mutlak değerleri 0'dı. Bu 0, bu 0, bu 0 dedik. O zaman A kaç olur arkadaşlar? 4. B kaç olur? Eksi 3. Ve 3C eksi 6 ise C kaç olur? 2. Bizden A artı B artı C istenmişti. Bunları toplayacağız. Şununla şunu topladım. 1. 1 ile 2'yi topladım. Cevap ne gelir? 3 gelir arkadaşlar. Doğru cevabımız da buymuş deriz. Ve devam ediyorum. Mutlak değerle eşitsizliklerle. Eşitsizliklerde ise eğer ki X'in mutlak değeri, yani bu ne demek? X'in sıfıra olan uzaklığı. Bak şimdi. Çok ama çok iyi dinliyorsun, tamam mı? Şöyle yapalım. Şurası 0. Tamam. Bir x sayısı hayal edeceksin. Oradaki, şuradaki 0 var ya. İşte o 0'a olan uzaklığı c birimden küçük diyor. Şimdi c şurada olabilir. Eksi c de olabilir. Sonuç olarak şurası da c birim. Değil mi? Hocam şurası da c birim. Şimdi bak, o zaman ben sana şöyle ifade edeyim bunu. Bir x sayısı, o hayal ettiğimiz x sayısının sıfıra olan uzaklığı c'den daha küçükse bizim o x'imiz buradan buraya kadar her yerde olabilir. Burada her yer x olabilir arkadaşlar. Tamam. Neden? Çünkü buradaki x'lerin her birinin sıfıra olan uzaklığı c'den daha küçüktür.
Dolayısıyla bizim x'lerimiz nerede olmak zorundaymış? Şu an anlamış olman lazım. X'lerimiz nerede olması gerekiyormuş? Eksi c ile c aralığında. Yani arkadaşlar eksi c küçüktür, x küçüktür, c olmalıymış. Eğer karşına şu şekilde bir ifade çıktıysa bundan sonra sen o x'in eksi c ile c arasında olması gerektiğini anlayacaksın. Peki hocam ax artı b c'den daha küçükse bunun mutlak değeri, o zaman işi biliyorsun sen artık. Ne diyeceksin? Hocam bu da eksi c ile c aralığındadır. Çünkü burası da herhangi bir uzaklık belirtiyorsa ve bu uzaklık c'den daha küçükse yine bu sayılarda, bu sayıda eksi c ile c aralığındadır diyeceksin. Şimdi geçelim örnek 14'e. 2x artı 5. Bunun mutlak değeri 13'ten küçükmüş. O halde 2x artı 5 nerededir arkadaşlar? 13 ile eksi 13 açık aralığındadır. Bize x artı 3'ün alabileceği tam sayı değerleri kaç tanedir diye sorulmuş. Biz ne diyeceğiz peki? Şunları bir şöyle çekeyim ya. Heh, tamam. Şimdi biz ne dememiz gerekiyor? Şöyle 5 çıkaralım her yerden. Eksi 18 küçüktür 2x. Bu da küçüktür. 5 çıkardım 8. 2'ye bölelim. Eksi 9 küçüktür x. O da küçüktür 4 dedik mi? Dedik. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi de şunu yapacağız. X artı 3'ü bulmamız gerekiyor ya, 3 ekleyeceğiz. Eksi 6 küçüktür x artı 3. O da küçüktür 7. X'in alabileceği tam sayı değerleri kaç tanedir? İlk alınabilecek değer burada eksi 5'tir. Son alınabilecek değer de 6'dır. Eksi 5'ten 6'ya kaç tane sayı vardır? Son terim eksi ilk terim artı 1 tane. Yani totalde 12 tane bizim tam sayı değerimiz varmış x artı 3. Bir diğer bilgi. Demiş ki, güzel kardeşim bak, şöyle bir şey yapmış bu sefer de. X'in 0 olan uzaklığı, 0 burada, c'den daha büyük. C burası, eksi c de burası. Şurası c birim yine. Burası da yine c birim. Yazalım. C birim ve c birim. Tamam. Ama diyor ki c birimden daha büyük. O zaman x nerededir? Tabii ki ya bu tarafta ya da bu tarafta. Yani o zaman hop çektik kenara. Diyoruz ki x ya eksi c'den daha küçüktür bu taraftaysa ya da bu taraftaysa veyahut x c'den daha büyüktür diyoruz. İşte bizim çözüm aralığımız, çözüm kümemiz burası oluyor. Tamam mı? X'lerimiz. Ax artı b için onun için de aynı şeyi yapacaksın. Diyeceksin ki ax artı b, ax artı b ya eksi c'den daha küçüktür ya da ax artı b büyüktür c diyorsunuz. Hem bunu hem bunu. İkisini birlikte. Hem bunu hem bunu. Veya dediğime bakmayın. Veya dediğim zaman ikisi de oluyor. Tamam mı? Mantık dersinde göreceksiniz. Veya kelimesinin anlamını da yanlış yerde kullanıyoruz biz çoğu zaman. Veya ile ya da birbirinden farklı anlamlar taşır diyeyim ben sana. Tamam mı? 3x-1'in mutlak değeri 5'ten daha büyük demiş. O zaman ne olur? 3x-1 ya 5'ten büyüktür. Bir de 3x-1 eksi 5'ten küçüktür diyeceğiz. Yani 3x büyüktür 6. Bir de 3x küçüktür eksi 4 diyeceğiz. Yani x büyüktür 3'e böldüm 2. Bir de x küçüktür eksi 4 bölü 3 diyeceğiz arkadaşlar. Peki bu x'ler nerede oluyor? X elemandır. Bakın. X eksi 4 bölü 3'ten küçük demek ne demek? Eksi sonsuzdan eksi 4 bölü 3'e kadar demek. Birleşim hop 2'den de sonsuza kadar olan açık aralıkta demek gençler. Anlaşıldı mı? Duyamadım. Anlaşıldı değil mi? Neden? Çünkü çok iyi anlatıyorum. Devam. 16. örnek. 3x artı 2 büyüktür 5 eşitsizliğini sağlayan x tam sayı değerlerinin toplamı sorulmuş. Burada çözüm kümesi soruluyor değil mi? Bize yanlış bulmadık. Ha tamam doğru. Burada da sağlamayan x tam sayı değerlerinin toplamı sorulmuş. 3x artı 2 diyorum büyüktür 5 veyahut 3x artı 2 küçüktür eksi 5 diyoruz değil mi? 2'yi karşıya fırlattım 3x büyüktür 3. 2'yi karşıya fırlattım 3x küçüktür eksi 7. 3'e böldüm x büyüktür 1. 3'e böldüm x küçüktür eksi 7 bölü 3. Şimdi ne demek bu? Sayı doğrusu üzerinde gösterelim, ifade edelim. Eksi 7 bölü 3 var. 1 ile 1 var. Diyor ki 1'den büyük olacak diyor bunu sağlayanlar ya da eksi 7 bölü 3'ten küçük olacak diyor. Sağlamayan yer neresi? İşte hocam sağlamayan yer de burası. Peki buradaki tam sayılar neler? Eksi 7 bölü 3 demek ne demek? Eksi 2 virgül küsür bir sayı demek değil mi? O zaman burada ne vardır? Eksi 2 vardır. Şurada ne vardır? Eksi 1. Şurada ne var? 0 var. 1 zaten burada. O zaman x tam sayı değerlerinin toplamı, sağlamayanların toplamı neymiş arkadaşlar? İşte şunlarmış.
Ha bu arada özür diliyorum. Özür diliyorum. 1 de sağlanmıyor. Çünkü 1'e eşitlik var mı sağlayan aralıkta? Yok. O zaman 1 de sağlanmıyor. Demek ki eksi 2 artı eksi 1 artı 0 artı 1 diyeceğiz. 1 ile eksi 1 birbirini götürecek. 0'ın zaten hiçbir hükmü yok. Cevabımız ne olacakmış? Eksi 2 olacakmış sevgili arkadaşlarım. Bir bilgi daha. Yeter mi bize bilgiler? Yetmez. Daha var ya, zibilyon tane bilgi öğreneceğiz. Bu konuda değil, tüm matematik sonuna kadar. Eğer ki bir sayının mutlak değeri A ile B kapalı aralığındaysa, bizim o sayımız ya gerçekten A ile B kapalı aralığındadır, ya da arkadaşlarım bizim o x sayımız nerededir biliyor musunuz? Eksi B ile eksi A kapalı aralığındadır diyoruz. Bakın ya A ile B arasında ya da eksi B ile eksi aralığında. Sen bunu daha iyi ve daha net nasıl anlarsın? Bir sayı doğrusu üzerinde. Bakın x'in mutlak değeri A ile B aralığındaysa, 0 şurası, 0 burası. Ve daha sonrasında diyorsun ki A ile B aralığındaymış ya hani. A ve B buradaysa, eksi B buradadır, eksi A da buradadır. Eğer bizim x'lerimizin mutlak değerleri şurada diyorsa, bu x ya buradadır ya da buradadır. Yani bu da ne demek oluyor? Ya eksi B'den eksi A'ya kadar ya da A'dan B'ye kadar. Bakın A'dan B'ye, eksi B'den eksi A'ya. Ya bu aralıktadır bu x'ler ya da bu aralıktadır diyorsunuz arkadaşlar. 17. örnek. 17. örnek. X eksi 2'nin mutlak değeri 1 ile 3 yarı açık aralığındaymış. Bak küçük diyor, küçük veya eşittir diyor. Dikkat et ona. O zaman x eksi 2'lerimize gerçekten 1 ile 3 yarı açık aralığındadır. Ya da x eksi 2'lerimiz, bakın şimdi 3'ü buraya alıp eksilisini alacağım ya. Eşitsizliği de alıyorum bak buraya, tamam mı? Küçük eşittir buraya alıyordum. Daha sonrasında küçüktür 1 diyorum. Peki 2 ekleyelim 3 olsun, x olsun. 2 ekleyelim 5 olsun. Veyahut 2 ekleyelim eksi 1 küçük veya eşittir x, o da küçüktür. 2 eklersek 3 mü olur? Şimdi ne diyor bize? Eksi 1'den 3'e kadar veyahut 3'ten 5'e kadar. X tam sayı değerlerinin toplamı. Burada ne var? 4 var, bir de 5 var. Şurada ne var? Eksi 1 var, 0 var. Değil mi? Bir yerde bir hata da var sanki. Bir daha kontrol etmek istiyorum. Evet, yakaladım, yakaladım, yakaladım. Ya bu biri şuraya aldık değil mi? Eksi 3 ile eksi 1 aralığında olması lazım. Eksi 1'i buraya artı diye alacağız. Değil mi? Eksi 3 ile eksi 1 artı diye alacağız. Burada hangi tam sayılar varmış arkadaşlar? X'in sağladığı 1 var, bir de 2 var, 3 yok. İşte bunların toplamı sorulmuş. 4, 5 daha 9 yapar. 1, 2 daha 3 yapar. Bunların da toplamı bize 12'yi verir. Cevabımız da bu olur arkadaşlar. Tamam. 18. örnek. 4 bölü x artı 2'nin mutlak değeri büyüktür 1 bölü 2 demiş. Bu eşitsizliğini sağlayan tüm tam sayı değerlerinin toplamı nedir diye sormuş. Öncelikle bir kere x sayımız eksi 2, imkanı yok olamaz. Bunu görür görmez yazın. Alışkanlık haline getirin. Bunu yapmadan uyuyamayın arkadaşlar. Tamam mı? X ne olacak? Eksi 2'den farklı. Neden? Çünkü paydada. Peki paydanın köküdür. Yine kaydet tuşuna bastım ama çabuk kaydettiğini anladım. Daha önceleri çok uzun kaydediyordu. Demek ki çok uzun yazdıysam ondan böyle uzun kaydediyor. Neden bugün farklı farklı tuşlara basmış basıyor onu da anlamış değilim ama iyi de oluyor. Böyle arada sırada 30 saniyelik mola vermek bence iyi. Kaydeti devam ediyorum. Şimdi paydadayken bu değişken, bunu çözmek biraz sakıncalı olabilir. Dolayısıyla hemen ne yapıyoruz? Takla attırıyoruz. Takla attır, takla attır. Takla atarsa x artı 2 bölü 4'ün mutlak değeri gelir elimize. Büyük ne olur? Küçük olur. 1 bölü 2'yi takla attırırsan 2 mi olur? Şimdi ne demek bu? X artı 2 bölü 4'ün mutlak değeri 2'den küçükse, bu x artı 2 bölü 4'ler nerededir biliyor musun? Öğrendin ya az önce. Eksi 2 ile 2'nin aralığındadır. Şimdi madem eksi 2 ile 2'nin aralığında, 4 ile çarpalım ki şu 4 ortadan kalksın. Eksi 8 küçüktür x artı 2, bu da küçüktür. 4 ile çarptım 8 geldi mi? 2 çıkaracağız şimdi. 2 çıkar, eksi 10 küçüktür x, bu da küçüktür. 2 çıkar, 6 mı? Bunu sağlayan tüm tam sayı değerlerinin toplamı sorulmuştu. Şimdi bak neler sağlıyor? Eksi 10, eksi 9, eksi 8, eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, başka yok. Bu kadar değil mi? 6'ya kadar demiş, bu kadar. Şimdi toplayalım. Fakat x'in eksi 2'den farklı olduğunu unutmayalım. Dolayısıyla eksi 2 de alabiliyor ya burada. Bunu işte saymayacağız. Şimdi toplayalım işte. Eksi 1 ile 1 zaten birbirini götürüyor. 0 zaten ortalıkta yok. 3, 4, 5. Eksi 3, eksi 4, eksi 5. Geri kalanı toplayabiliriz.
şuradan şuraya kadar olan sayıların toplamı gençler. Eksi 10 bu arada sağlamıyor. Şunu sildim. Buradan buraya kadar olan sayıların toplamı eksi 30'dur. 2 de burada var. Artı 2 diyoruz. Toplarsanız ne gelir? Eksi 28'in ta kendisi gelir arkadaşlar. Tamam. Anlaşıldı mı? Devam. 19. örnek için sağ üst taraftayım. 6-4a diyor. Hemen 2 parantezini aldın. 3-2a'yı buldun mu? Güzel. Artı. Burası da bak. 3'ün 2a'ya olan uzaklığı. 2a'nın 3'e olan uzaklığı. Eksi aynı şey. O zaman ben buraya da 3-2a yazayım. Bu da küçük veya eşittir 15 olsun. Tamam. Burada 2 tane var. Burada 1 tane var. O zaman 3 tane. 3-2a. Küçük veya eşit 15 diyelim. 3'e bölelim. 3-2a'nın mutlak değeri. Doğal olarak 3'e böldük. 5'ten küçük veya eşit olmalı dedik. Ve sonrasında arkadaşlar 3-2a nerededir artık? Eksi 5 ile 5 kapalı aralığında mıdır? Aynen öyle. Şimdi hatta şu eksiyle bir daha uğraşmamak için ya da şöyle diyelim. Bu ifadeyi tamamen eksiyle çarpın. Bu buraya gelir. Eksi 5 küçük veya eşittir. Şunu ters çevirin. 2a-3. Bu da küçük veya eşittir 5. Fark eden bir şey olmadı. Şimdi gençler 3 ekliyoruz ki şuradaki eksi 3 gitsin. 3 ekledim. Eksi 2 küçük veya eşittir. 2a da küçük veya eşittir. 3 ekledim. 8. 2'ye bölüyorum. Eksi 1 küçük veya eşit a. Bu da küçük veya eşittir. 4 mu oldu? Eksi 1 ile 4 kapalı aralığındaki tüm a'lar bunu sağlıyor. Burada x tam sayılarını demişiz ama a tam sayılarının. Sıkıntı yok orada. Tam sayıların toplamı sorulmuş. Toplayalım. Eksi 1, 0, 1, 2, 3 ve 4'ün toplamı soruluyor. Eksi 1, 0 ve 1 zaten toplayınca 0. 2, 3, 4'ün toplamı da bize 9'u verir. Doğru cevabımız da 9'dur deriz gençler. Ne sıcak oldu be. Vallahi billahi var ya. Ama az örneğimiz kaldı. 7 tane falan kaldı. Evet, çıkarırız videoyu. Videoyu çıkarırız. Sen de dersi çıkarırsın. Eminim buna. Çok iyi dinliyorsun yine. İçerisinin bir ifade olarak düşün. Bu ifadenin mutlak değeri 4'ten küçükse demek ki o ifade yani a artı 3'ün mutlak değerinin 4 eksiği eksi 4 ile 4 aralığındadır diyeceğiz. Şimdi her iki tarafa her üçüne de 4 eklerseniz 0 küçüktür a artı 3'ün mutlak değeri. Bu da küçüktür 4 ekledim 8. Şimdi burada sakın ha gereksiz işlere girme. Çünkü sen zaten şunun bilincindesin bak. Bir sayının mutlak değeri sıfırdan büyüktür demiş ya sıfırdan büyüktür. Zaten sıfıra eşit olabiliyordu. Demek ki sıfırdan büyük de olabilir. Tamam. Yani sıfıra zaten eşit oluyordu. Burada zaten sıfırdan büyük demiş ya. Tamam sıfır haricinde olan tüm bütün aralığı zaten bize sağlatmış oluyor. Doğru mu? Madem sağlatmış oluyor. Nereye gidiyoruz biz? Neler oluyor ya? Allah'ım bilgisayara sanırım. Eski böyle bir muhabbet vardı ya bilgisayar biraz bozulmaya başlayınca bilgisayara format atmam lazım diye. Küçükken ne format atardım be. 30 lira toplardım milletten format atarak. Neyse a artı 3'ün mutlak değeri 0 ile 8 aralığındaymış. Klasik çözüm yapalım hiç kafa bulandırmayalım. A artı 3 o zaman gençler ya 8 ile 0 aralığındadır ya da bu a artı 3 dediğimiz şöyle diyeceğiz. Eksi 8 ile 0 aralığındadır. Yani bunu negatifle çarptım bunu negatifle çarptım yapmıştık yani. Pekala. Şimdi şunu silelim. Şimdi ne yapacağım? 3 çıkaracağım. Eksi 3 küçüktür a. Bu da küçüktür. 3 çıkardım 5. 3 çıkar. Eksi 11 küçüktür a. 3 çıkar. Bir de ne olur? Eksi 3 olur. Yani eksi 11'den eksi 3'e kadar ve eksi 3'ten de 5'e kadar. Eksi 3 dahil değil. Kaç tane eksi tam sayısı vardır diyor. Bak. Eksi 11'den tıp 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 eksi 3'e kadar. Eksi 3'ten de tıp 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 5'e kadar. Yalnız eksi 11 dahil değil, 5 dahil değil, eksi 3 de dahil olmayacak. 5'ten önce ne var? 4 var. Daha sonrasında şurada ne var? Eksi 11'den sonra eksi 10 var. Yani aslına bakarsanız eksi 10'dan 4'e kadar kaç tane sayı var onu bulalım bir. 4'ten ben eksi 10'u çıkaracağım ve 1 ekleyeceğim. Çıkardığın takdirde 15 tane mi gelir burası? Yalnız ne demiştik? Eksi 3'ü saymayacağız. Çünkü eksi 3 sağlamıyor arkadaşlar. Bak eşitlik yok. Eksi 3'ü şurada sağlamıyorsa demek ki 14 tane diyeceğiz. Kaç tane x tam sayısı değeri vardır diye sormuştu. Eksi 3 sayısını çıkardığımız zaman işin içinden 14 tane olduğunu da görebilirsiniz. 21. örneğimiz. 2a eksi mutlak değer a eksi 1 3'ten küçük bu eşitsizliğin en geniş çözüm aralığını bul demiş bize. Şöyle diyelim şunu karşıya fırlatıyorsun bunu da bu tarafa atıyorsun. Böylelikle 2a eksi 3 küçüktür mutlak değer a eksi 1 oldu mu?
Oldu. Hatta mutlak değer a-1 büyüktür 2a-3 de yazabiliriz değil mi? Buradan aynı şey zaten. Sadece yönlerini değiştirdim. Peki bir sayının mutlak değeri başka bir sayıdan büyükse ne yapıyorduk biz? a-1 büyüktür 2a-3 diyorduk. Veyahut a-1 küçüktür şunun eksilisi 3-2a diyorduk. Doğru mu? A'yı bu tarafa, -3'ü bu tarafa attım. 2 büyüktür a geldi. -2a'yı bu tarafa attım. 3a küçüktür. -1'i diğer tarafa attım. 4. Demek ki a küçüktür. 4/3 olacak. Şimdi ne demişti? Abi 2'den küçük demişti. Bir de 4/3'ten küçük geldi değil mi? Yani gençler, işaretliyorum bakın. İyi dinliyorsunuz. Şurası 2, şurası 4/3. Diyor ki ya a 2'den küçüktür. Öteki de diyor ki a 4/3'ten küçüktür. İkisini birlikte sağlayan yer neresi? 4/3'ten küçük olanlar. Demek ki x elemandır diyeceğiz. Eksi sonsuzdan 4/3'e kadar olan açık aralık diyeceğiz sevgili gençler. Evet, 21. örneğimizde çözdük. 85. sayfa bitti. Geçtim 86. sayfama. Yanlış hatırlamıyorsam son sayfam aynen. Bakın burada ilk sayfada bahsettiğim şeyin, o kısa bilginin uygulamasını yapacağız bu soruda. A artı 10'dan başlıyor. A artı 9 birek çıkara çıkara gidiyor. A artı 9, A artı 8, A eksi 7. Ortada bir A'ya uğruyor. Sonra A eksi 1, A eksi 2, A eksi 3, A eksi 10'a kadar gidiyor. Bu toplamın en küçük değeri. Şimdi bu toplamın en küçük değerini bulmak için bir cümle kurmuştum. Demiştim ki tek sayıda varsa tam ortadaki, tam ortadaki ne burada? Mutlak değer A. Bunu sıfır yapan değeri A gördüğünüz yere yazacaksınız. Yani A eşittir 0 yazacaksınız. A eşittir 0 yazarsan şurası ne olur? 10. Şurası ne olur? 9. Yanındaki 8 nokta 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 nereye kadar gider? 1'e kadar. Peki A eksi 1'in mutlak değerinde ben A gördüğüm yere 0 yazarsam ne olur? 1 eksi 1'in mutlak değerinden 1. Yanındaki eksi 2'nin mutlak değerinden 2. Onun yanındaki nokta 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 nereye kadar? 9 ve 10'a kadar gider. Yani diyor ki 1'den 10'a kadar ve 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamı. Madem öyle 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamı 10 çarpı 11 bölü 2 değil mi? Bunlar 2 taneymiş işte. Şunlar gider. Cevap ne gider arkadaşlar? 110 gelir deriz. Yani burası 55, burası 55. Toplamı ise 110 deriz arkadaşlar. Evet. Geçelim 23. örneğimize. A-6'nın mutlak değeri 3'ten küçükmüş. Yani A-6 nerededir arkadaşlar? -3 ile 3 aralığındadır. Böylelikle 6 eklerseniz 3 küçüktür A, o da küçüktür 9 kısmını bulabilirsiniz. Şöyle. Daha sonrasında B-3'ün mutlak değeri de 4'ten küçükmüş. Demek ki -4 küçüktür B-3. Bu da küçüktür 4 diyeceksiniz. 3 eklerseniz de -1 küçüktür B, o da küçüktür 7 ile karşılaşırsınız. Bir de bunu biliyoruz şimdilik. A-B sorulmuş. A-B'yi bulmak için -B ile toplamam gerekiyor A'yı. Eksi B'yi bulmak için bunları yer değiştirip işaretlerini değiştiriyordum. Eksi 7 küçüktür. Eksi B bu da küçüktür. 1 mi diyoruz? Pekala yazıyorum bakın. Eksi 7 küçüktür. Eksi B bu da küçüktür. 1. Bu ikisini toplarsanız eğer. Eksi 4 küçüktür. A eksi B'yi bulursunuz. Bu da küçüktür. 9 artı 1'den 10 gelir. En büyük tam sayı değeri sorulmuş. En büyüğünü bulmak için 10'dan önceki alabileceği bu A eksi B'nin en küçük değerinin en büyük değeri nedir? 9'dur deriz. Bu da bizim maksimum değerimiz olur gençler. Aşırı ama aşırı eğleniyorum ama bir yandan da aşırı terlediğim gerçeğini de değiştirmiyor arkadaşlar. Ulan ne biçim sıcak ya. Her videoda sıcaktan bahsettirmek zorunda kalıyor. O derece sıcak yani, yemin ediyorum. Ve normalde biliyorsunuz vantilatör falan açıyordum. Cam kapalı ama şu an cam da açık. Ona rağmen kış gelse de kurtulsak. Olduğuna göre A kaçtır? Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen şu kısım mutlak değer a eksi 1 ya a'dır diyoruz ya da mutlak değer a eksi 1 eksi a'dır diyoruz. Burada a'nın sıfırdan küçük olabilme gibi bir özellik olamaz. Neden? Çünkü a arkadaşlar bir mutlak değerin sonucu, bir uzaklık belirtiyor. Bunu karşıya attınız. Mutlak değer a eşittir a artı 1 oldu. Veyahut mutlak değer a eşittir eksi a artı 1 oldu. Şimdi o zaman ya a eşittir a artı 1'dir veyahut a eşittir eksi a eksi 1'dir. Bir artılı bir eksili. Ya da a eşittir eksi a artı 1'dir diyorsunuz. Veyahut a eşittir a eksi 1'dir diyorsunuz. Bir artılı bir eksili. Buradan a'lar giderse 0 eşittir 1 olur, çözüm gelmez.
Eksi a'yı bir tarafa attım. 2a eşittir eksi 1. A eşittir ne geldi? Eksi 1 bölü 2 geldi. Buraya geçtim. Bunu bu tarafa attım. 2a eşittir 1 oldu. A eşittir 1 bölü 2 dedik. Daha sonrasında a'lar gitti. 0 eşittir eksi 1 geldi. Buradan da çözüm mözüm gelmez. Demek ki a ya eksi 1 bölü 2 ya da 1 bölü 2 olacakmış. Fakat şunu unutmayın. En başına ne demiştim? A sıfırdan küçük olamaz. Eksi 1 bölü 2 sıfırdan küçük mü? Evet hocam küçük. Demek ki bu da olamaz diyeceğiz arkadaşlar. O halde bizim cevabımız ne olacak? A kaçtır diye sormuştu. 1 bölü 2'ymiş diyeceğiz gençler. Cevap işte buydu. Ve bu sorunun da çözümü bu kadardı arkadaşlar. Ve devam. 25. örnek. Bu ifadenin alabileceği en büyük değer kaçtır diye sormuş. Ben bu ifadenin büyük çıkmasını istiyorsam paydayı küçük tutmam gerekiyor. Aslında payda kısmına bakacaksınız ve bunun en küçük değerini bulacaksınız. Bu ne demek? A'nın 1'e olan uzaklığı, A'nın 2'ye olan uzaklığı, A'nın 3'e veya 3'ün A'ya olan uzaklığı. Sayı doğrusunu çizdiğiniz takdirde bir tanesi 1'e olan uzaklıktan, diğeri 2'ye olan uzaklıktan, diğeri de 3'e olan uzaklıktan bahsediyorsa ortada kalan hangisidir ki? Demek ki benim o A'yı 2'nin tam üzerinde seçmem gerekiyor ki sonuç doğru çıksın. Madem öyle A'yı 2 olarak kabul ederseniz 2'den 1 çıktı 1, 2'den 2 çıktı 0, 3'den 2 çıktı 1. 12 bölü 1 artı 0 artı 1 2 yapar. 12 bölü 2 de sevgili arkadaşlarım 6'dır ve bu ifadenin alabileceği maksimum değerde 6'dır diyebiliriz. Ve son örneğimiz ve yaklaşık da 1 saat derse yaklaşmış olduk. Güzel bir çalışma oldu. Ben çok beğendim. Beni dinlediğin için şimdiden çok teşekkür ederim ve 26. örneğimizi çözelim. A artı mutlak değer A eşittir 5. Olduğuna göre A kare artı mutlak değer A kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi öncelikle arkadaşlar mutlak değer A'yı şurada yalnız bırakırsam karşıya attım ne geldi? 5 eksi A gelmiş oldu. Bu cepte. Tamam, bu cepte. Peki şimdi mutlak değer A 5 eksi A'ymış ya. O zaman 5 eksi A'nın bir kere ne olması lazım? Sıfırdan büyük veya eşit olması lazım. Yani A'nın 5'ten küçük veya eşit olması şarttır diyebiliriz. Bu birinci şartımız bizim. Şöyle yapalım. Çuf 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 işaretleyelim. Peki. Arkadaşlar o zaman buradan A eşittir ya 5 eksi A'dır diyorsunuz. Ya da A eşittir A eksi 5'tir. Yani bir artılı bir eksili diyorsunuz. Buradan 2A eşittir 5 geliyor. Yani A eşittir 5 bölü 2. Ya da A'lar gidiyor. Burada 0 kalıyor. 0'ı eksi 5'e eşit buluyorsunuz. Bu da matematikte yeni bir çığır açmanızla eşdeğerdir arkadaşlar. Çünkü 0 eksi 5'e eşit olamaz. Öyle bir şey bulduysanız muhteşem bir şeydir. Buradan demek ki çözüm gelmiyor. A 5 bölü 2 miymiş arkadaşlar? A 5 bölü 2 ve zaten 5'ten de küçük olması gerekiyor. Demek ki burada yerine yazacağız artık. 5 bölü 2'nin karesi 25 bölü 4 artı 5 bölü 2'nin mutlak değeri de 5 bölü 2'dir. Bunu 2 ile genişletiyorsunuz. 25 bölü 4 artı 10 bölü 4 diyorsunuz. Buradan da cevap 35 bölü 4'ün ta kendisi gelmiyor. Bakayım geliyor. 35 bölü 4. Çünkü ben 2'nin karesini 16 olarak düşündüm sonra. Niye öyle düşündüm hiç bilmiyorum. Vallahi hiçbir fikrim yok. 35 bölü 4'müş sevgili arkadaşlarım bizim cevabımız. Evet şimdi ne yapacağız gençler hemen ondan bahsedeyim. 4. haftanın mutlak değer konusunda konu testini çözeceğiz. Konu testinde muhteşem sorular var, aklında bulunsun, kaçırma. Hemen bu videonun arkasına taze taze bilgiler daha yeniyken hemen sorularını çöz. Yaklaşık sen soruları çözdükten bir yarım saat 40 dakika sonra da ben sana bunun cevaplarını yayınlayacağım, çözümlerini yayınlayacağım, aklında bulunsun. Evet. Gençler şu sıcakta bile sizi çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmaları lütfen unutmayın.